Çito, çito. <gülüyor> <gülüyor> Bu yarışmalarda acaba o şarkı dönecek mi arka ya tabii, planla? Orada ölüyorsun burada aç kalıyorsun yani, yani bir fark yok yani. yani. Hep böyle çok hareketli çok zıplayan çok renkli hayatlar yaşayan biri e, gibi görünüyorsun. Televizyon dizisinde oynamak ya da modellik yapmak Hı -hı. hani dünyanın en, en iyi modeli seçilmek dışarıdan bakıldığında belki ya bunun hayatı çok kolay biz uğraşıyoruz falan değil öyle işte yani benim de hayatım Hı -hı. o kadar kolay olmadı ben de çok zorluklarla büyüdüm ve her şeyi de kendim yaptım. Nitekim kardeşim de aynı şekilde. Ben isterim ki benim etrafımdaki herkes mutlu olsun. Herkes Hı -hı. huzurlu olsun, herkes güçlü olsun ve herkes başarılı olsun. Hala o mesafeli duruşun devam ediyor mu? Herkes merak ediyor biliyor musun? Evet, ederse niyet nasıl misin ya? Yok ki? Nasıl yok mu, yok mu? Ya böyle bir çocukta nasıl bir şey yok? Sürekli bir şikleme peşindeler yani. Onunla mı, bununla <laughs> Senin mı, bir... onunla evet. mı, bununla mı? Ya evet oluyor tabii hani şu, şu var, işte bilmem kimin kızı evet. var, arkadaşım var, şu var falan ama şey hani... Ama ben adıda kimseyle aşk yaşamam diyor musun mesela? Bu kadar iddialı konuşabiliyor musun? Belki bu sene çarpılacaksın birine. Ya çok zor Melis yani çok zor yani. Hani hmm. benim karakterime göre ona sıra gelmez. Anlayışlı olmalı, kesinlikle kıskanç olmamalı. İmkansız o. Ya Neden? seni kıskanmamak nasıl yani e niye? Ben imkansız? Ben kıskanmıyorsam o da kıskanmayacak. Zaten seninse senindir yani sen istediğin kadar kıskan. Acı tecrübelerimle bu ince yıldır bir şekilde artık doğru bildiğim şeyin arkasında duruyorum. Anlatıyorsun bak öyle değil böyle böyle. Hala da anlamamak için ee diyorsun tamam okey. Hmm. Hadi yürü güle güle <gülüyor> <gülüyor> engelliyorsun gönderiyorsun. Bir Başka TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Yeni yılın ilk günlerinde çok özel bir konukla beraberiz yine. Mert Hocal bizlerle beraber. Çok yakın bir zamanda onu Survivor'da yine canhıras bir şekilde farklı evet. farklı mücadeleler içinde izleyeceğiz. Ama öncesinde biz böyle dinlenme evresinde yakaladık onu ve Survivor'a gitmeden önce hızlıca bir hasret giderelim istedik. Çok iyi Hoş atınız. geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Geldiğin için biz teşekkür ederiz. Öncelikle... Çok da yoğun bir tempodaydın. İyi ki zaman ayırdın. Çok mutlu oldum. Rica ederim ne demek. Evet, çok yoğun geçiyor bu ara. Bu arada dinlenme evresinde pek <laughs> sayılmayabilirim yani. Çok dinlenemiyorum. Yani şöyle söyleyeyim, orada muhtemelen daha çok dinlenirim. Gerçekten. Burası gerçekten son 3 aydır inanılmaz yorucu yani. İşler, spor, diğer koşuşturmalar. Yani o kadar yoğun ve fiziksel anlamda hem mental hem fiziksel anlamda o kadar yorucu bir süreç oldu ki son üç hı hı. ay. Orası sanki böyle biraz bu sefer tatil gibi gelebilir yani. Şaka yapıyorsun. Evet, Peki evet. yani bu kadar e, yoğun koşturmalı koşturmalı bir tempoya girmek aklında var mıydı yoksa sürpriz mi oldu sana da? Radikal bir karar mıydı senin ya için? Ya şöyle yani hani bazı işlerimiz vardı zaten. Bu dönem yoğunlaştı. Bir de şimdi All-Star hazırlıkları girdi işin içine. Çok fazla böyle sportif anlamda hani Hı -hı. sürekli spor yaptığım bir dönemin içine girdim. Bunların hepsi bir araya gelince böyle bir anda şey oldu. Çok yorucu oldu yani. Peki özellikle şunu sorarak başlamak istiyorum. Şimdi Survivor All-Star'a gideceksin 2022'de. Ve çok zorlu bir mücadele verdin bir önceki Survivor'da. Evet. Şimdi o zorlu mücadeleden sonra insan tekrar ikinciye bir de All-Star'larla neden girmek ister? Hevesim kursağımda kaldı diyebilirim. <laughs> Çünkü çok güzel, keyifli ve başarılı bir dönem geçiriyordum ben bizim sene. Bir de pandeminin olduğu sene. Ekstra, en çok izlenen Çok, çok bir izlenen bir, bir sene yani ekstra izlendi. Çıkınca bir tabii hani onun yani o fazla izlenmenin ve insanların ilgisinin güzelliğini hı hı. aslında çıktıktan sonra fark ettik. Yani sosyal medyada çok konuşuluyor, sürekli televizyonlarda, haberler vesaire. Aa dedik ne kadar güzel, ne kadar çok fazla izlenen bir sezon geçirmişiz. O keyfini biz hı çık hı. yani ben çıkınca elenince anladım. E bir de çok iyi devam ettiğim bir süreç. Sürekli hani SMS'lerde yüksek geliyorum. Yani performansım iyiydi. Sonradan bir dönem sıkıldım, düştü biraz ama hani iyi de başarılı bir yarışmacıydım yani bir anda böyle yani her şey iyi giderken bir anda bir haftada uçunca <laughs> yarışmada dedim ki bu böyle ama bir yerde bir şeyleri yanlış yaptık. Sonra bir All Star teklifi de gelince Hacun abi sağ olsun gelir misin dedi. Gelirim mi abi dedim tabii ne demek yani. Ay ne Neye güzel. Geliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Şu yarım olsun. kalan hikayemizi bir bakalım nereye kadar tamamlayacağız. <laughs> güzel bir yerde bıraktın bence. Peki şimdi e, bu yarım kalan hikayende neleri yapacaksın, neleri yapmayacaksın? Yani ne dersler alarak şimdi e, bu All-Star'a devam edeceksin? Ya çok şimdi yani çok kendimi değiştiremem. Ben hani olduğu hmm. gibi davranan bir insanım zaten. Hani beni seven insanlar da herhalde bu yüzden seviyor. Yani olduğum gibi, rol yapmadığım için seviyor olabilirler. Sadece benim o daha önceki dönemde hani kendimi eleştirecek olursam orada sadece biraz fazla gergin bir tavır sergilemişim. Sürekli değil ama yani yarışmanın daha çok başında. İlk başındaki dönem hani ilk 20 gün, bir aylık dönem alışma süreci olduğu için bir de yani yemek almıyorsunuz, yorgunsunuz vesaire, tanımadığınız insanlarla farklı fikirler bir arada çatışıyor vesaire bir sürü şey etken var. O ilk bir ay içerisinde biraz fazla agresif bir tavır sergilemişim. Onu biraz törpüledim. Yani törpülediğimi hmm. düşünüyorum <laughs> inşallah. Gidince şimdi göreceğiz. Ya daha sakin, daha uysal, daha böyle oranın yani oranın tadını çıkarmak lazım. Çok böyle şampiyon olacağım hırsı da iyi değil. O da insanı geriyor. Hmm. Ve şeye kap kapılıyorsun, endişeye kapılıyorsun yani. Hani orada başarısızlık, performans düşüklüğü falan da olabiliyor. Daha böyle tadını çıkara çıkara daha rahat, arkadaşlarla daha iyi iletişim kurarak, daha eğlenceli, işte yarışlara daha çok asılarak. Peki Yaşayarak mesela, yani hani Evet oraya kendinizi adapte etmeniz lazım. Yaşamanız lazım orayı başarılı olmak için. İşte tadını çıkarma <laughs> konusunda sana katılıyorum. Çünkü aslında çok eğlenceli <laughs> oyunlar ve çok eğlenceli parkurlar var. Tabii. Ama tabii işin bir de bedensel yorgunluğu, açlık bir kere çok belirleyici bir şey. Bilmiyorum nasıl baş edilebilir hani bir şey. Hani bir laf vardır ya Allah kimseyi açlıkla sınamasın evet. diye. Ben onu oraya gidince anladım. Kaç kilo hani, verdin? Verdin mi hiç kilo? Verdim herkes verdi. On, ben 11 kilo mu 10 kilo mu ne verdim? Az vermişsin. 30 Tabii. kilo verenleri gördük orada. 30 kilo verenler oldu. Bizim dönem 20 kilo verdi hmm. bir arkadaş. Yani vermemiz im imkansız zaten. Çünkü hakikaten yemek yok yani. Sürekli yemek veriyorlar mı yemek veriyorlar mı? En çok duyduğum soru bu. Evet. Yemek veriyorlar mı? Vermiyorlar arkadaşım yani vermiyorlar. <laughs> Ay, keşke verseler yani. Yani vermiyorlar yani. Orada kokonat var. Bir de mesela şey ben mesela şöyle bir şey oldu. Gitmeden önce dedim ki en kötü... Ya, tropikal iklim yani, bir muz, bir ananas, bir Hindistan cevizi, bir şey buluruz, aç kalmayız diyorum yani. Bir gittik, kokonattan başka, palmiye ağacından başka hiçbir şey yok. Tek yiyeceğin, yani tek yemek kaynağın kokonat, Hindistan cevizi. O da nerede biliyor musunuz? Ağaç 20 metre. Oo. 20 metre yüksekte ve dal yok yani. Böyle bir ağaç, oraya tırmanmanız imkansız. anca nasıl oluyor? O ağaçtan düşüyor mesela kokonatlar. 10 tane düşüyor. 10 taneden de açıyorsun. O bir de burada marketten aldığımız gibi değil. Dışında 2,5 santimlik sert bir kabuk var. Onu açmak zaten bir saat. 10 taneden 2 tanesi yenilebilir çıkıyor. Hepsi çürük yere düşenler. Aa. Ya hakikaten çok zor yani. Sürekli açsınız yani. İnanılmaz bir şey ya. Vallahi e, sana sabır, güç, irade Vallahi. diliyoruz. O oraya gitmişken. Yok iradeleyim ya. Ee... Rahatım yani? Evet evet yani bazı şeyleri de bence daha da güçlendirerek dönüyorsun buradan. Ama mesela e, yine bir öncekiyle şimdi m, gelecek e, önümüzdeki yarışmayla ilgili arada bir köprü kurmam gerekirse, e, mesela bir önceki yarışmada çok fazla tartışmalar da yaşandı, gerginlikler de oldu vesaire. Her sene olduğu gibi diyelim. Aynen. E, bu sene olur mu olmaz mı bilmiyorum. Sen daha çok e, eğlenme ve işin keyfini çıkarma tarafındasın ama mesela bir öncekinde hiç birebir yaşadığım bir husumeti Buraya taşıdığın ve yok. hesaplaşmanı bugüne bıraktığın oldu mu? Yok, ya da yarışma asla. sonrasına? Benim şöyle söyleyeyim. Ben hani yarışmada, yarıştığım dönemde çok fazla eleştirilen yarışmacılardan biriydim. İşte ona şöyle yaptı, buna böyle yaptı, Hı -hı. onunla tartıştı, onunla tartıştı. Ama şöyle söyleyeyim. Tahminimce bizim sene için konuşabilirim. Diğer sezonları bilmiyorum. Bizim sene herhalde herkese arası iyi olup kimseyle olan husumetini dışarı taşımaya... Zaten husumetim de yoktu zaten yani. yani Hı -hı. Belki bir iki küçük tartışma olmuştur. Dışarıya taşıyıp da hani aramın bozuk olduğu kimse yok yani. Kindarda değil. Hepsiyle mi? arkadaşım Zaten. yani hepsiyle özelde görüşüyorum. Telefonlaşıyoruz, hı hı. sosyal medyadan takipleşiyoruz. Kimseyle bir sorunum yok. Ya kindar olunacak bir şey yok ki. Yani kindar olabileceğin bir şey yok orada. Orada sen hani atıyorum hı hı. ailenle birlikte yaşıyorsun. Sabah kalktın kahvaltı etmemişsin açsın. Ya bilmem ne falan diye söylenirsin değil mi hani annene, kardeşine ya da arkadaşına. Aynı şey oradaki de aynı şey yani. Orada da açlığın ve kan şekerinin yani düşüyor Hı -hı. ya kan şekeri o yüzden sinirli olabiliyorsun söylenebiliyorsun. O tartışmaların hepsinin çıkma sebebi o. Öyle kin düşmanlık falan hani öyle bir ortam değil yani. Neden olsun bir de yani. Evet. Bıkmışız biz kinden düşmanlıktan zaten <laughs> iyi olsun herkesin arası. Kesinlikle öyle. Peki Squid Game'i izledin mi? O Ya çok komik. <laughs> ben onu izledim bir 20 dakika 30 dakika. Hiç sevmedim. İlk Gerçekten mi? Evet. Ama bu arada Squid Game Twitter'da patlamış. TT'ler evet. havada uçuyor. Süper iş bilmem ne falan. Hani Netflix'in en çok izlenen işi <laughs> olmuş. Dedim ki ya bunu kim izliyor, dedim ya. 20 dakika dayanabildim. Linç edim. Her zamanki <laughs> tabii, tabii. Hemen, Hazırda değil. bekleyen bir linç tayfa var ya orada. Hemen linç beni. Sonra aradan böyle bir hafta geçti. Ne izleyeyim ne izleyeyim dedim ki şu Squid Game'i dedim biraz daha dayanayım bakayım beni. 1 Bir iki bölüm izleyeyim. İki bölüm bitirdim sonra sevdim. Aktı sonra. Hı -hı. Sonra ben birkaç günde yedim o sezonu. Bitirdim yani. <laughs> Aa, dedim güzel işmiş fena değil. İzledim Peki yani. Peki mesela Survivor'a benzettin mi orayı da? Tabii tabii tam Survivor. Değil mi? Do, to, çi, to. <laughs> 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 Şimdi ah, bu, aynen. bu yarışmalarda acaba o şarkı dönecek mi e arka tabii, Orada ölüyorsun burada aç kalıyorsun yani. yani bir fark yok yani. <laughs> evet e, acaba dedim e, senin için Survivor bir Squid Game olabilir mi? Squid Game geyikleri bu sene döner. Kesinlikle. Tabii. Değil mi? Yani, Kendi aranızda da yaratılmış. Üç numaralı oyuncu elendi. <laughs> güle güle. Harika ya. Ee, peki mesela şimdi buradan e, neleri geride bırakarak adaya gideceksin? Şimdi oradan bir öncekinden e, bilmiyorum yanına neler kar kalarak buraya geldin. Telefonu geride bırakarak gideceğim. Yani. En çok sevindiğim olay bu. Sosyal medyadan ve telefondan kopmak müthiş bir detoks. Psikolojik olarak Hı -hı. müthiş bir rehabilitasyon yani. En çok sevindiğim o. Hiç merak etmiyor musunuz ya o süreçte? ya yani aylarca telefonsuz, iletişimsiz kalıyorsunuz falan. Aklınıza bile gelmiyor. Hmm. Yani gelmiyor aklınıza. Çünkü çok hayatta şey. kalmakla... Hayır ama telefon yani 15 yıl önce telefon yoktu ki. Hı hı. Yani 15 yıldır hayatımızda yani. O kadar da bir o zaman bir bağımlılığın yok hiçbir şey. Ya zaten telefondaki bağımlılık sosyal medya bağımlılığı. Hı hı. Telefon bağımlılığı diye bir şey yok. Bir de hani artık bütün mailler, işle alakalı şeyler her şey telefonda biriktiği için onlar zaten bir bağımlılık yaratmıyor. Onları önceden ayarlayıp bir şekilde bir sisteme oturtup gidiyorsunuz. Hı hı. Orada bağımlılık yaratan en çok sosyal medya bağımlılığı oluyor. Sosyal medya bağımlılığı da aslında rahatsız edici bir şey yani. Hani huzur kaçırıcı bir şey. Çünkü hiçbir şeye kitlenemiyorsunuz. Yani kitap okuyamıyorsunuz, film izleyemiyorsunuz. Arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde ya da ailenizle elinizde sürekli telefon. Eskiden insanlar oturup sohbet ederdi. Şimdi hmm. kafeye bile gitse 4-5 arkadaş elinde telefon herkesin. Kimse konuşamıyor. O yüzden rahatlatıcı bir şey aslında. Ya yani. o bağımlılıktan kurtulmuş olmak güzel bir şey. Mesela başka e, kurtulmak istediğin ve kendini oraya böyle bir an önce atmak için, atmak için e, uğraştığın bir şey var mı? Kendinle baş başa kalıyorsun aslında. Hmm. Evet tamam. Bir ekip olarak bir aradasınız arkadaşlarla ama şey tabii ki hani bir dere kenarına gidip ya da işte deniz kenarına oturup ay ışığının altında böyle bir farklı bir dünya yani. Güzel bir şey. Onu aslında her insanın yaşaması lazım. Geçmişi sorguluyorsunuz, hayatı sorguluyorsunuz. Çıktıktan sonra yapmanız gerekenleri. Hı hı. Orada çok mesela aç kalıp çok zorluk çekerseniz o sizi biraz nefsinizi törpülüyor. Çıkınca belki biraz daha onu hani gerçek hayata taşıyıp daha farklı bir insan haline gelebiliyorsunuz. Biraz askerlik gibi aslında. Orada da ben çok sorgulamıştım her şeyi. Daha sakinlemişti. Sonra... İçine içine dönebiliyor insan yani. öyle Söyleyeyim. Sonra hayatına yansıtabildin mi gerçek anlamda? Yani bu şey gibidir. Ee, evet geldikten bir süre sonra 40 gün boyunca bunu yaparsın ama artık 41. gün artık eski düzenine, <laughs> o zor zamanı unutup eski düzene geri dönme başlar. Genelde öyle bu. oluyor. <laughs> genelde dediğin gibi oluyor ama şöyle bir durum var. Benim hayatıma yansıttığım orada ne oldu? Hani kendimi gördüğüm için çıktıktan sonra mesela öfkeli olmak, tahrik olup bir şeye tepki göstermek. Bunların aslında ne kadar gereksiz ve boş olduğunu fark ettim. Çünkü ömrümüz o kadar çabuk geçiyor ki yani yıllar o kadar çabuk geçiyor ki hayat çok hızlı geçiyor. Hiç değmez yani. Şu hayatta hani en güzel şey bence sakin, anı yaşayıp böyle sürekli gelecek planı, gelecek kaygısı içerisinde boğuşmadan hani sakin sakin yaşayıp böyle anı değerlendirip huzurlu böyle daha alt bir perde. Hani böyle bir hayat tarzını daha çok benimsedim ben. Onu fark ettim orada mesela. Hı -hı. Çünkü içeride böyle sinirlendiğim, öfkelendiğim, tahrik olduğum anlar olmuş. Hiç gerek yok yani. Hiç o, gerek yok. Mesela şimdi tabii yarışmadan öncesinde de e, bir model modellik kariyerin oldu. Oyunculukla devam ediyorsun e, vesaire. Hep böyle çok hareketli, çok zıplayan, çok renkli hayatlar yaşayan e, biri yok. gibi görünüyorsun. Herkes öyle sanıyor Evet musun? lütfen buna bir açıklık getirir misin? Yani bu e, zengin çocuğu görüntüsünden <laughs> ve yok. hareketli renkli hayatın bir ferdi e, profilinden rahatsız mısın? Ya rahatsız değilim. Yani ben onu değiştiremem zaten. Hani hı hı. Ama öyle gören de var. Yani ilk, ilk tanıyan mesela öyle görüyor. Sonradan hani alışan beni tanıdıkça diyor ki Aa, öyle değilmiş diyor. Hani öyle çok hareketli, çok rengarenk bir hayatım hiçbir zaman olmadı. Şöyle olmadı, ben tercih etmediğim için olmadı. Biz normal normal bir Türk ailesinde yetiştik yani. Hani sıkıntılı da bir dönemimiz oldu. Annem babam ayrıldı benim biz çocukken. Yani iki hmm. kardeş büyüdük. Annem bizi çok zorluklarla büyütmüştür. Babalık yapmıştır. Yani babam uzun yıllar yurt dışındaydı. Geri geldi sonra. Hani böyle çok zorlanarak büyüdük zaten. Hani ve mesela her şeyimizi kendimiz yaptık iki kardeş olarak. Kendimiz başardık. Yani kendimiz çalıştık. Ben 17 yaşımdan beri çalışıyorum. Televizyon dizisinde oynamak ya da modellik yapmak. Hmm. Hani dünyanın en, en iyi modeli seçilmek. Hani Dışarıdan bakıldığında belki ya bunun hayatı çok kolay, biz uğraşıyoruz falan değil öyle işte. Yani benim de hayatım Hı -hı. o kadar kolay olmadı, ben de çok zorluklarla büyüdüm. Ve her şeyi de kendim yaptım, nitekim kardeşim de aynı şekilde. Ve öyle bir hayattan sonra da o renkli hayatın içinde şey yapamıyorsunuz yani orayı benimseyemiyorsunuz çok fazla. Ben mesela Hı -hı. normal tek başıma yaşıyorum, çok düzenli yaşıyorum. Böyle sabahlara kadar takılmam, hani belli bir saatte yatarım, sabah kalkarım, işime gücüne bakarım sadece oyunculuk veya modellik de yapmıyorum yani ticaretle de uğraşıyorum. Başka yani sürekli bir üretim peşindeyim yani. Hani ne yapabilirim, ne yapabilirim? Sürekli çalışarak geçiyor hayatım zaten. Kendime göre bir çevrem var. Dostlarım, arkadaşlarım var. İzole bir hayatım var. Dışarıdan çok fazla insan hayatım var. hani so çok sosyalim ama evime gittiğimde de mesela çok küçük bir çemberim var. O çemberin içine herkesi almıyorum. Yani böyle bir hayatım var yani. hani Öyle çok renkli, şaşalı bir hayat yaşamıyorum. Her insan gibi yaşıyorum. Yani. Evet, aslında sen de bizdensin o zaman. <laughs> Kesinlikle öyle yani. <laughs> Peki mesela e, her şeyi kardeşinle beraber, tek başınıza yaptığınızdan bahsediyorsun. E, her şeyi bütün emeklerinle, çabanla e, beraber elde ettin. Peki mesela bu noktadan sonra <laughs> e, diğerlerine göre e, daha m, koruyucu, daha kaybetmekten korkar hissediyor musun kendini bir şeylere? Ya koruyucu derken evet. Yani ben etrafımda... Ki insanlara hep koruyucu olmuşumdur. Hı hı. Zaten senin için babacan tarzı yorumları da var. Birkaç bir şey Çünkü o nasıl kıladın. bir şey biliyor musun? Yani şey böyle hani ben isterim ki benim etrafımdaki herkes mutlu olsun, herkes hı hı. huzurlu olsun, herkes güçlü olsun ve herkes başarılı olsun. Benim hayat tarzım bu, yani görüşüm bu. Niye biliyor musun? Çünkü benim etrafımdaki insanlar ne kadar güçlü, başarılı ve huzurlu olurlarsa bana da o enerji o kadar yansır. Bizim mesela bazı insanlarımızda şöyle bir şey vardır, kıskançlık bize çok fazla. Birisinin iş başarısını, kariyer başarısını ya da maddi gelirini vesaire hep böyle bir bir kıskançlık vardır mesela. O çok hı hı. kötü bir şey. Ben mesela asla onu tasvip etmiyorum çünkü benim etrafımdaki insanlar ne kadar mutlu, huzurlu ve güçlülerse ben de en az o kadar mutlu, huzurlu ve güçlü olurum. Dolayısıyla ben etrafımdaki insanlar hep böyle bir koruyucu iyi olsunlar, herkes mutlu olsun, hı hı. hep böyle bir herkesi dengede tutmaya çalışıyorum. Biraz yorucu oluyor. Bazen yorucu oluyor ama eve gidip tek başıma enerji depoluyorum yani evet. yorulduktan sonra. Bir de herkese böyle bir omuz verme modundasın. Yani desteklemeyi seviyorsun. İşte demin dediğim şeyden evet. dolayı yani hani herkes iyi olsun ya. Evet. Yani herkes iyi olursa ben de iyi olurum yani. Peki mesela hiç kıskanıldığını düşünüyor musun? Olabilir ya herkes kıskanabilir. Her yani bu tarz böyle bir ne bileyim bir şeyle somut bir şekilde karşılaştın oldu mu? Oluyor tabii. Oluyor yani arada bir oluyor. Ama şey demeyi de sevmiyorum ben mesela hani ya ben çok kıskanılan bir tipim demek de o da bana hı hı. çok mütevazi gelmiyor mesela sevmiyorum mesela öyle bir şey söyleyeyim ama yani samimi konuşacak olursak evet oluyor tabii yani ama her insanın oluyor yani. Maalesef kıskançlık kuyumuz var bizim biraz. Mesela böyle paylaşılamayan, paylaşılamayan arkadaşlardan mısın sen de? Paylaşılamayan arkadaşlardan mıyım? Yo değilim aslında bazen ufak ufak şikayetçi <laughs> oluyorlar ama değilim ya herkese vakit ayırabiliyorum yani. Ha, ama şöyle zaten güzel. benim hani. Benim şöyle bir derdim var. Zaten benim etrafımdaki insanlar da birbirini tanısın. Aile olsun herkes arkadaş olsun. Yani benim etrafımda 20 kişim var. O 20 kişi de birbirini tanısın ve arkadaş olsun isterim ben. O evet. zaman sizin üzerinize düşen yük azalıyor zaten. Herkes birbiriyle eş dostlar. Genelde evet. de öyle zaten. Benim çevrem öyle derim. Herkes birbirini tanır yani. Herkesi buluşturdun ortak Tabii. bir noktada ve en akıllı şeye giderken evet, 2020'de Survivor'a ilk sene giderken bir tane WhatsApp grubu açtım. Bütün arkadaşlarımı doldurdum. 30 kişi falan oldu yani yakın çevrem her Orada zaten %90'ı birbirini tanıyordu. Tanımayanlar da şey oldu. Aslında benim şu anda bütün çevrem hepsi birbirini tanıyor diyebilirim. Yani. Ay ne güzel ne mutlu. Ee, peki bu çevre içinde özel bir ilişkiye, aşka, sevgiye, beraberliğe ne kadar yer var ne kadar yer yok? E, ee, ya bu konuda aldığın böyle <laughs> hep mesafelisin mesela. Yıllardan beri seni takip ediyorum ve görüyorum. Hala o mesafeli duruşun devam ediyor mu? Herkes merak ediyor biliyor musun? Evet eder de niyet nasıl misin ya? Ki? Yok mu yok mu? Ya böyle bir çocukta nasıl bir Sürekli bir şikleme peşindeler yani. Onunla mı bununla <laughs> seni biri, mı biri, onunla mı evet, onunla mı. Bir de biri, birileriyle böyle tanıştırma meç etme falan durumları var ya. Evet. Bak kızardın bak şuram. Evet. Bak alnından kızarmaya Söyle başladı. Elimi <laughs> Ya evet oluyor tabii hani şu, şu var işte bilmem kimin kızı evet. var arkadaşım var şu var falan ama şey hani ya çok zor Melis yani çok zor yani. Bir de tekliğe yani, alışmışsın ya bağımsızlığa evet, alışmışsın. Ya evet ben 3-4 yıldır tek yaşıyorum ve yoğun da Hı -hı. çalışıyorum hani bir de o huzuru şey yaptıktan sonra Değil mi? o yalnızlığın ve bağımsızlığın özgürlüğün huzurunu yani bildikten sonra böyle şey gibi biraz hani yüzme bilmeden denize girmek gibi geliyor bana yani. Çok zor ya, bilmiyorum ama kısmet bu işler, bilemem. Hani büyükte konuşmayayım, belli olmaz. Ama şu an hani daha çok kendi hayatım yani işim gücüm, evet. kendi yaşantım. Ama mesela Survivor'a gidince insanlar e, böyle açlıktan mıdır, duygusal boşluktan mıdır, duygusal açlıktan mıdır? E, yarış diğer yarışmacılarla ya da ne bileyim adadaki herhangi bir insanla ya da sonrasında ilişki yaşayabiliyor. Duygusal beraberlikler ortaya çıkabiliyor. Adada ama. E, işte adada başlayıp bölümü de evet yaşayabiliyorlar vesaire. E, mesela sen bu adada başlayan e, beraberlikleri ne kadar inandırıcı, ne kadar sağlam? Ve sürdürülebilir buluyorsun. Ya da gerçek buluyorsun. Ya şöyle söyleyeyim. Aslına bakarsan hiç dikkatimi çekmedi. Nasıl dikkat? Samimi konuşacak olarak. Sadece evet. gördüğüm. Hı -hı. Aa öyle mi olmuş? Ha hayırlısı olsun. Allah herkese mutlu etsin falan diye yorum yapmışımdır en fazla. Ama yani sonuçta ada, yani bu, o da bir sosyallik aslında. Orada da sosyalleşiyorsun yeni tanıdığın birileriyle. Ve 6 ay sürekli kapalı bir kutu içinde berabersiniz. Hı -hı. Tabiri caizse. Çok normal yani olabilir. Hani bu sene de olabilir. Ö Hı -hı. Önümüzdeki senelerde de olabilir. Geçmişte oldu. Ama ben adada kimseyle aşk yaşamam diyor musun mesela? Bu kadar iddialı konuşabiliyor musun? Belki bu sene çarpılacaksın birine. Ya çok zor. Niye çok zor biliyor musun? İddialı konuşmam hiçbir zaman ama şey orada ona sıra gelmez. Yani bana göre hmm. hani benim karakterime göre ona sıra gelmez. Niye gelmez? Açlık var, barınma var. Orada hmm. bir konfor alanı sağlaman lazım. Yarışma ilerledikçe daha rahat bir ortam yaratman lazım. kendi yarış kazanman lazım. İstanbul, Türkiye, aile vesaire arkadaş özlemi var. Ama bilemem tabi hani hmm. belli de olmaz hayat bu yani kısmet. Aynen hem öyle konuşup hem yuvarlamak. yuvarlamak Yok yuvarlamıyor. Bu aslında cümlesi. çok net söyledim yani hani <laughs> zannetmiyorum. Peki hayatında olması gereken biri artık senin nasıl olmalı? Anlayışlı olmalı. Kesinlikle kıskanç olmamalı. İmkansız o. Ya Neden? seni kıskanmamak nasıl yani Niye ben imkansız... kıskanmıyorsam o da kıskanmayacak. kıskan aaa. Ama sen nasıl biriyle berabersin ki kıskanmıyorsun? Ya tamam ben de hani ben de kendi standartlarıma göre biriyle beraberim diyelim. Yani hı, ama kıskanmam evet. ya. Kıskanmak biraz bana özgüvensizlik gibi geliyor. Hı hı. Ya birini ben çok ya tamam hani kıskanırsın o kim bu kim falan hani ama o kıskançlık şey kıskançlığı. Koruma kıskançlığı yani. Hı hı. Sadece benim olsun. Hayır sadece benim ben. olsun diye şey mesela hani biriyle tanışmıştır. Bir ortamda yeni bir arkadaşla tanışmıştır. Sen sorarsın kız arkadaşına o kim diye. Ama niye sorarsın bunu? Bu kıskançlık değil aslında. Bu şey Hani belki sen olayı, kişileri ve çevreyi ondan daha iyi analiz edeceğini düşünüyorsan, hı hı. hani kim olduğunu sorarsın. Sonra ona dersin ki bu sana faydalı bir arkadaş ya da bu sana zarar verecek bir arkadaş. Aslında bir koruma kıskançlığı diyebiliriz ona. Onun için de öyle ekstra bir kıskançlık yok çünkü bana biraz kıskançlık özgüvensizlik gibi geliyor. Zaten seninse senindir yani sen istediğin kadar kıskan. En en önemli faktör mesela iki şey, biri kıskançlık, biri e, güven duygusu. Yani ilişki de bu ikisi önemli bence benim için. Bakalım adadan sonra özellikle ilişki mezunu takip edeceğim. Farkındayım. <laughs> Oraya bir şey yaptın sen ama zannetmiyorum. Yani bu tempoda döner yani. Döndükten sonra çok zor zaten. Döndükten sonra çünkü bir anda bir kaos ortamı. Tabii. işler güçler. Geride bıraktığın şeyleri tekrardan Hı -hı. yani 6 ay hayattan kopuyorsun. Her şey evet. iki üst üste. Onları tekrardan bir düzene oturtman lazım. Buradaki sosyal hayatını, iş hayatını vesaire. O kaos içerisinde çok zor. Ama bir daha söylüyorum büyük konuşmayayım hayat bu belli olmaz. Ben de böyle ufak ufak sinyal almaya başladım biliyor musun? Böyle bir sanki böyle bir sene içerisinde falan böyle bir şeyler olacakmış gibi geliyor ama dur bakalım yani. Aa ya, o, o zaman senin hazır olmanla ilgili bir şey yani kafanın e, ruhunun e, ona ha hazır olması. O da var. Ama doğru kişinin de karşına çıkması. Kesinlikle. O zaman doğru kişiyi seninle beraber bekliyoruz. İnşallah. Evet iyi haberlerini <laughs> alalım ve bunun üzerine konuşalım isterim. İlk sana <laughs> haber vereceğim. Aynen Sos. ya evet haber ver ve ben de seve seve haberini yaparım çok da mutlu olurum. Tamam. Ee, mesela <laughs> bu ay, şimdi de bahsettiğin şeyden şöyle girmek isterim. Mesela dedin ki Survivor'dan sonra 6 ay 6 ay geçirip döndükten sonra zaten üst üste her şey biniyor ve bir kaos içinde oluyorsun. Evet. Mesela şimdi <laughs> sen sen, sen de miyim aslında bütün Survivor yarışmacıları üzerinde bir şey bu Survivor'ın verdiği bir popülerlikle e, kariyerleri için ya itici bir güç oluyor, bir rüzgar oluyor ya da e, iyi kullanan kazanıyor bunu, kullanamayan hiçbir etkisini evet. göremiyor. Şimdi sen e, bu rüzgarı avantaja çevirenlerden misin, İyi kullananlardan mısın bu popülerliği yoksa stabil, normal, zaten kendi akışında rutininde bırakıp e, seyirci kalanlardan mısın? Ne ya yaptın ben, bu süreçte? Ya ben kendime göre dezavantajını yaşamadım. Yani hı hı. 2020'de yarışmadan çıktığımdan beri hep avantajını yaşadım. Yani... E, Mesela en önemlisini söyleyeyim. Geçen sene biz 6 ay boyunca her gün TV8'de Panorama'da canlı ne? yayın yaptık mesela. Acun Ilıcalı sayesinde tabii teşekkür ederiz buradan kendisine. Onun dışında sosyal medyada çok geniş bir kitleye hitap etmeye başladım. E-ticaretle alakalı bir şeyler yapmayı düşünüyordum. Hani o kitleye <laughs> yönelik. Fakat şey yetişmedi. Yetiştiremedik yani e, normalde hani aralık gibi falan çıkartacak fakat hani 6 ay burada olmaman biraz beni şey yaptı böyle bir huzursuz etti. Evet. Döndükten sonra hani başka projelerimiz var. Yapıyoruz bir şeyler yani döndüğümde biraz tekrar oyunculuğa dönmek istiyorum. Oyunculuk yapmayı hı hı. özledim. 2 yıldır çünkü oynamıyorum. E, döndüğümde herhalde bir televizyon ya da dijital platformda bir iş yaparım diye düşünüyorum. Yani bir sorun yok iyi gidiyor yani hani. O süreci beni iyi yönettiğimi düşünüyorum. Bence de kesinlikle çok iyi yönettim Çünkü hem girişimci kimliğinle beraber hem de oyunculuğunla besledin bu süreci aslında. Ee, ama ben bir de oyunculuk tarafına baktığımda sen de şeyi görüyorum. E, çok kontrollüsün ve her şeyi beğenmiyorsun. Ve her şeyde olmak taraftarı değilsin. E, sırf Değil olmak mi? için. E, o yüzden böyle dizlere karşı bir mesafen <laughs> de var sanırım. Doğru mu? Ya Evet biraz var. Çünkü hani maalesef hani ülkemizdeki ekonomik sıkıntılardan dolayı çok kaliteli ve çok özgün yapımlar artık maalesef olmuyor. Yani çünkü hani reklam gelirleri çok düştü. Kanallar hani Hı -hı. çok fazla bütçe ayırmıyor artık bu işe. Eskiden yani çok geniş bütçeler vardı ve yapımcının eli çok rahattı. Yani her türlü projeyi alıp satabiliyordu kanala, çekebiliyorlardı. Şu an öyle bir durum yok. Yani şu anda sadece atıyorum bir dizi çıkıyor. Tutuyorsa eğer aynı diziden arka arkaya beş tane, 10 on tane onun versiyonlarını yapıyorlar. Çok düşük bütçeler. Hı -hı. Ee, ödemelerde çok büyük sıkıntılar var. Yapımcı çok zor çekiyor işi. Yani kanaldan parasını geç alıyor. Bunu tabi seyirci bilmez ama hani bilsinler diye de söyleyelim bu işin arka planını evet. herkes bilsin. Dolayısıyla hani bu böyle bir süreçten geçtiğim için hani o sırada tabi sunuculuk da Survivor yarışması hemen arkasından tekrar All Star falan. Ben de biraz hani o dönemde böyle biraz daha Hı -hı. bu tarafa yöneleyim istedim. İyi de oldu hani hem de biraz özlemiş oldum. Ama döndüğümde hani inşallah hani piyasa da biraz düzelir. Dijital platformların olması çok iyi oldu bu arada. Evet. Yani hani şimdi mesela Netflix var, Blue TV var, Amazon geldi. Aha. HBO geliyor, Disney geliyor. Yani bunların arka arkaya gelmesi tabii evet. şeyi pastanın dilimini çok genişletecek. Hani muhtemelen biraz daha artık daha kaliteli, daha güzel Türk işleri çıkar diye düşünüyorum. Biz de döndüğümüzde oralardan Hı -hı. bir yerden devam ederiz yine. Peki mesela şey var mı? Ya ben bir jönüm ve başrol olmazsa o işte olmanın hiçbir anlamı yok tavrın var mı? Yok, hayır yok. Kesinlikle yok. Çünkü hani ben Oyunculuk kariyerime başrol olarak başladım, arka arka 3-4 tane dizide başrol oyuncusu olarak oynadım. Ama reytingleri kötü oldu, bu, bu proje yayından kalktı. Başrol olmadığım, ikinci karakter olduğum diziler 2 sezon, 3 sezon çok iyi reytingler alarak yayın hayatına devam etti. Öyle bir derdim yok, benim tek derdim iyi bir hikaye. Oynadığınız karakterin bir hikayesi olması, bir derinliği olması, ya bu tip kriterler önemli benim için ama yok illa başrol olması. Ya öyle bir şey yok zaten, dünyada yok öyle bir şey yani. Hı hı. Yani dünyada Oscar almış oyuncular 5 tane ana karakterden sonuncusu olabiliyor yani bir televizyon filminde, şey sinema filminde Hı -hı. veya bir dijital platformdaki bir dizide. O biraz bana şey geliyor. O biraz egosal bir durum yani çok başarılı olacağım falan filan. İyi bir yapımda, Hı -hı. iyi bir hikayede başarılı olmanız hani çok önemli değil bence. İşte ama senin çok egoist biri olduğundan yorumları yapılmış. Tabii bu da e, seni linçleyen tayfanın yorumları. E, <laughs> yani onları e, artık da pek linçlemiyor güvenmemek ya. lazım. Evet, ama. bir ara yarışmadan çıktığımda öyle bir linç tayfa vardı böyle bir anti tayfa deniliyor evet, onlara böyle evet. sosyal medyada eleştiriyorlar çok ama bence şu an herkes aramız iyi. Yani şu anda benim Hı -hı. hani nasıl biri olduğumu daha çok anladılar. Şu an öyle bizi sevmeyen ya da linçleyen bir kitle görmüyorum. Hı -hı. Yani herhalde ilk başta biraz kendimi yanlış tanıttım ben ya da o açlığın vermiş olduğu şeyle hani yanlış anlaşıldım. Şu an hani öyle bir çok fazla negatif eleştiri aldığım bir durum yok yani sağ olsunlar. Herkes aramız iyi yani. Bir de mesela sendeki özgüven, bu işte sarsılmaz dimdik bir duruş, her söylediğinin arkasında durma tavrında herkes tarafından hem takdir ediliyor hem de ukalalık olarak algılanıyor anladığım kadarıyla. Çünkü kafası karışık iki karşıt görüş var bu noktada. Şimdi mesela inandığınız şeyin arkasında durmak tabii ki çok büyük bir irade isteyen de bir şey. Bunun aslında sebebini sormak isterim. Ya Karşılaştığın her yoruma ve aldığın her eleştiriye rağmen bu duruşunun değişmemesi hep haklı çıkışından mı? Yani, hep doğruyu bildiğinden mi? Yok doğruyu bilme. Öyle bir şansımız yok. Hep doğruyu bilemedi. imkansız yani. Hani hmm. 100 yaşına da gelsek <laughs> sürekli bir şey öğretiyor hayat bize yani. Hem de acı tecrübeler, tecrübelerle öğretiyor. O şeyden olabilir. Yani hani siz yaptığınız şeye inanıyorsanız, kendinizden Hı -hı. eminseniz zaten hani öyle miydi böyle miydi diye tereddüt etmezsiniz. Doğru bildiğinizde devam edersiniz yani. Hani ben acı tecrübelerimle bunca yıldır bir şekilde artık doğru bildiğim şeyin arkasında duruyorum. Belki o da geçiyordur hmm. izleyiciye ya da hani insanlara. Mutlaka. Peki izninle hayatındaki en büyük acı tecrübeyi sormak isterim. Ee, çok var ya. Bir tane çok değil. Çok mu ya. var? E, tabii yani hani. Hayat zaten. Acıların Şöyle söyleyeyim. konuşuyorsun. Mesela konu açıldığı için söylüyorum. Hani bir oran koysak. Hayatta hani çok mutlu olduğun ve üzüldüğün hani problemli dönemin ne kadar hani oranla deseniz hmm. mesela. Ben hani Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama bence çoğumuzun yani çoğu insanın yüzde sekseni hep problemli yüzde yirmisi iyi gitmiştir. Yani her şey çok iyi gidiyor yüzde seksen yüzde doksan iyi yaşıyoruz da hani yüzde on yüzde yirmi arada kötü şeyler oluyor değil yani. Bu oran aslında tam tersi bence. Evet. Travmalarla var insan oğlu. Hepimizin travması var. Herkesin travması var. Önemli olan o travmanın ne olduğunu bulmak çocuklukta mı gençlikte hmm. mi evlilik hayatında mı iş hayatında mı nerede onu bulmak ve onunla yüzleşmek yani onu yenebilmek. Ondan Hı -hı. sonra zaten rahatlıyor insan psikolojik olarak. Çok öfke mesela travma insanı öfkelendirir. Aklına gelir mesela travmatik bir şey öfkelenirsin, saldırırsın vesaire. Hı -hı. Ama onu bulup yüzleşirsen o öfkeni dindirebiliyorsun mesela. Evet. Mesela senin travman annenle babanın boşanması mıydı? Muhtemelen. Sadece onu mu sayabiliriz? Muhtemelen. Yani biz çok, çünkü ben 12 yaşındaydım, kardeşim 8 yaşındaydı. Ve boşanmalar genelde kavga, huzursuzluk ve hani Hı -hı. gürültü patırtıyla cereyan eder. Öyle bir dönemimiz oldu bizim yıllarca. 2-3 yıl. Hı hı. O süreç içerisinde. Ve o şimdi o yaştaki bir çocukta travma yaratır yani. Mesela benim mesela ani sinir patlamalarım vardı mesela. Hani bir anda böyle öfkelenirdim. Hemen sönerdi ama mesela o bir anda bir öfke çıkardı. O muhtemelen ben onu keşfettim. Mesela o muhtemelen annemle babamın o dönemki tartışmalarından kaynaklanıyor olabilir mesela. Hı hı. Sordum bunu birkaç psikoloğa da. Olabilir dediler, evet doğrudur dediler. Şu an mesela o yani keşfettiğim için onun sebebini şu an mesela o kadar öfkelenmiyorum artık. Daha rahatım yani. Ay harika bir şey ya ya bu süreç içinde kendini fark etmek ve geliştirmek de çok ayrı bir. Ya o kadar önemli ki. Hı hı. Yani bak sosyal medyada mesela görürüz herkes böyle bir saldırgan ya mesela ya günaydın desen sen kimsin bana niye günaydın diyorsun falan modunda herkes yani çoğu kişi hı hı. öyle. O saldırganlık aslında herkesin kendi travmasından kaynaklanıyor. O da öfkeli bir şey ya. Kendini keşfetmesi lazım insanın ben niye bu kadar öfkeliyim Hani niye sinirleniyorum benim hayatımda ne oldu beni tetikleyecek ne var gideceksin geçmişte mi o o anlamı ne olduysa o travmayı hı hı. bulacaksın. Barışacaksın yani çözeceksin. Üzerini kapatarak olmuyor yani hiçbir şey. Peki mesela hiç bir başarısızlık ya da tercih edilmeme üzerine bir travma böyle bir içinde ukde kalan bir şey var mı? He, çünkü hep sen seçilen, hep istenen, hep talep gören biriymiş gibi duruyorsun. Ama bunun aksi bir durum oldu mu hiç hayatında? Ya ben genelde de başarısızlık eden? işte başarısızlık, tercih edilmeme ya da yaşadığın herhangi tatsız kötü bir olay. Hı. Ben buralardan çok böyle hırs yapıp şey yapmam, yükselmem. Ben oralarda ya ders çıkarırım ya sebep ararım yani bence olması gerek ama ya ders Kesinlikle. çıkarırsın bir daha başına gelmemesi için o olayı yaşamamak için ya da ben niye böyle oldum diye sebebini bulursun. Bir daha da olmazsın o hale gelmezsin yani. Ben o açıdan bakıyorum olaya. Yani bence bana göre doğrusu doğru zaten. Yani yoksa mesela bizde geçmişle yaşayan insan çoktur. Evet. Bu nasıl olur? Bilmem ne? hep geçmişle yaşar. Geçmişte yaşarsan ilerleyemezsin. imkansız yani. <laughs> hep önüne bakacaksın ya. Unutacaksın orayı. Barışacaksın orayla. Kötü şeylerle ben mesela barışıyorum. Hı. Kötü bir şey oluyorsa muhtemelen daha kötüsünden koruyordur mesela. Hı. Yani ağlayıp gözyaşı döküp duvarları tırmalamaya gerek yok ki. yani başına çok kötü. Yani tabii ki sağlık, ölüm vesaire hı hı. bunlar bunları ayırıyorum. Ama hani normal rutin hayatımızda kötü bir olayla karşılaştığımda ben çok hayat memat meselesi yapmam mesela. Muhtemelen daha olumsuz bir şeyden koruyorumdur. Ya yani bana bir ders çıkaracağım bir şey çıkıyordur karşıma falan gibi düşünüyorum. Aa, harika ya. Ne kadar güzel bir bilinç aslında. Hı. Peki <laughs> hakkında yanlış bilindiğini düşündüğün, özellikle düzeltmek istediğin arkadaşlar deli misiniz? Ben böyle biri olabilir miyim dediğin ne var? Ee, çok yok. Ya net olduğumu düşünüyorum. Zaten bu kadar netken ve hani kendini anlatırken hani anlamamakta ısrar ediyorsa karşı taraf, hı hı. o da beni çok yıpratmaz yani. Hani orada da kendimi <laughs> çok ekstra ekstra anlatmaya devam edemem yani. Hani anlayamıyorsa hani anlamasın ne yapma. Herkese kendinizi anlatamazsınız yani. Herkes anlaşılır olma şansımız yok çünkü. Hı hı. Ya bir kısım anlar, bir kısım anlamaz. Bir de anlamaya değer olan insanlar vardır. Hem anlamaya değer vardır. olan insanlar vardır hem de şey anlamamak için elinden geleni yapan Hı -hı. insanlar var mesela. Anlatıyorsun anlatıyorsun sosyal medyada bir şey oluyor. Anlatıyorsun bak öyle değil böyle böyle. Hala da anlamamak için ee diyorsun tamam okey. Hadi yürü güle güle <gülüyor> <gülüyor> engelliyorsun gönderiyorsun. Süper peki çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ee, 6 ay sonra seni buraya şampiyon olarak mı alacağız? İnşallah. Bu sefer amacımız o. Hadi bakalım. Bu sefer yarım bıraktığımız hikaye <laughs> öyle derler ya. <laughs> Ya şey olsun. Güzel bir sezon olsun. Herkes için çok keyifli. Herkesin yani çıktıktan sonra herkesin mutlu olabileceği bir sezon olsun. Kimse sakatlanmasın. Herkes mutlu olsun. Hak eden şampiyon olsun. Ben bütün arkadaşlarıma da buradan başarılar diliyorum. Çünkü çok az bir süre kaldı. Muhtemelen bu röportaj yayınlandıktan bir evet. süre sonra biz orada yarışıyor olacağız. Ee, buradan herkese bir kere daha başarılar dilerim. Herkes için hayırlısı olsun yani. Hak eden de şampiyon olsun. İnşallah bizde başarılarınızın hepinizin sonsuz olmasını diliyoruz. Hak eden kazansın ee, ve döndüğün gibi seni buraya bekliyoruz. Olur. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ederim. Arkadaşlar izlediğiniz için de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ee, Mert için sorularınız varsa aşağıya alabiliriz. Onu biz hemen buradan Survivor'a yolcu edeceğiz ama döndüğünde yine ilk işimiz onu konuk kalmak ve burada ağırlığı olmak olacak sözünü de aldık. Sizle beraber sorduğunuz soruların da yanıtlarını alıyor oluruz diyoruz ve teşekkür ediyoruz. Görüşürüz.